You're on the left. Go right. Go left. You got a slow car on the left. Go left. Arka geliyor mu? Blokajlar, dumanlar, free wide, temas, kanat ve süspansiyon kırıldı. Merhaba sevgili dostlar. Yine yeniden harika bir racing akşamında tekrar sizlerle birlikteyiz. Süper Formula'da da Toyota SF23 ile Barcelona'da, Katalonya'dayız. Güzel, sıkı bir yarış bizi bekliyor. İki incident aldık sıralama turlarında. Maalesef sona kaldık. Allah sonumuzu hayır etsin. Toplam 25 ya da 26 tur atacağız. Evet, start geldi arkadaşlar. Green flag, green flag. Dön oğlum artık hadi.
Evet, lastikler %55'in altına indi. Özellikle ön son sol lastik. Tahminim o yönde. Apex işlerinde gazda kafa daha çabuk açılmaya başladı. Biraz dikkat edeceğiz. Arkamız 11 saniye. Öndeki dostumuz da benimle aynı tempoda dönüyor. 1.21 içinde dönüyoruz. Yarıştan sonra lastiklere bakacağız. Büyük ihtimalle %50'nin altına indik. Tabii çok sonda başladık. Qualify atamadık.
O yüzden çok fazla tempo yapmak zorunda kaldım. Fazla temponun zararı yarış sonu maalesef. Evet sevgili dostlar, sıkı bir yarış oldu. Yüksek tempoda hala dikkat et dostum. Sakin. Good job. Very good job. Yüksek tempoda bir yarış oldu. Yarış pace'imiz de iyiydi. Arka tarafla tabii sondan başladık. İşte bu yüzden qualify atmak çok önemli. Qualify'ı atamadığınız zaman, qualify'da sona kaldığınız zaman, bakın öndeki üçlü grubun temposundayız ama maalesef öndeki üçlü gruba yetişemedik. En arkadan başladığımız için tempo da yapmak zorunda kaldık ki sıra tırmanalım, sıra alalım. Ama tabii bu bugün için çok güzel sonuç. Toplam 12 sıra alıp iyi bir yarış süre ortalamasıyla yarışı bitirdik. Lastiklere bakalım. Ben güzel idareli kullanmışız. Ben %55 olmuştur diye düşündüm. Özellikle sol ön lastik. %68-66 gayet iyi. Tabii yarışın sonlarına doğru yakıt da azalıyor. Şimdi 26 turun en başına gidelim. En hızlı turumuz 1.25-1.21-530. Hemen ilk başa gidip start turuna şöyle biraz daha sizin için daha net ayarlamaya çalışayım. Evet. Evet, gridin en sonunda başladık. Bakın startta hemen parçalanmalar. Bakacağız onlara da. Büyük ihtimalle kalkışta gazı fazla kullandı. Debriyaj kaçırdı veya ikisinden biri. Öndeki grup bakın ne kadar iç içe. Temas geldi. Kanatlar, spinler aralarından geçtik. Bakınız Kızıldeniz yarıldı. Arasından geçtik. Tabii yarış şansı da önemli. Olay da büyük tur oldu. Tekrar geriye gidip incidentlarla starttan önce bir bakalım. İlk incidentla başlayalım.
arabayı büyük ihtimalle startta kaçırdı dostumuz. Bakın arka taraf oynuyor derken soldaki arkadaş arabayı kopardı. Onun için yarış bitti. Süspansiyon kırıldı. Birinci viraja doğru iniyoruz. Tam gaz. Bakın frenler temas. Arka kanat. Öndeki arkadaşın da ön kanadı. Spin aralarından açtık. Arkadaş için yarış bitti. Bakınız tekrar bakalım. Temas geldi. Spin geldi. Arka geliyor mu? Blokajlar, dumanlar, free wide, temas, kanat ve süspansiyon kırıldı ve tabii ki bir daha bakalım. Şöyle yapalım, bir arkadaki arabaya geçelim. Daha rahat görürüz. Bakınız hemen Apex'in içindeki arabalar. Bakın blokajlar geldi, temas geldi. Maalesef yazık oldu. Bakın bir kaza da burada. Duvardan sekenler. Arabalar çok agresif. Arabalar çok kuvvetli. Soğuk lastiklerle özellikle ilk turlarda böyle birbirine bağlı hızlı ve orta hızlı virajlarda üçlü girişler, ikili girişler gazı doğru kontrol edemediğinizde blokajla beraber maalesef bu duruma sebebiyet veriyor. Buyurunuz tekrar bakalım. Temas. Johnny için Johnny Belshow maalesef çok talihsiz bir an. Yazık oldu. Start finish düzlüğünden birinci viraja doğru iniyoruz. O Katalunya'nın uzun düzlüğü. Bakalım spin veya herhangi bir şey var mı? Evet temiz. Spin gelebilir mi? Bakalım. Demiş. Sevgili dostlar yine keyifli tempolu bir yarışla sizlere veda edelim. Bir sonraki kapışmada, bir sonraki yarışta, bir sonraki macerada tekrar buluşmak dileğiyle lütfen kendinize iyi bakınız.